Buradan mı gidiyoruz? Yani hikayemizi anlattı. Hakikaten biz fizik, matematik, biyoloji ve kimya bu bölümlere müracaat etme hakkımız vardı yatılı olduğumuz için. Ama biz üniversite birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak giriyorduk buralara. Herkes işte başta Yılmaz elektriği beğenmeyip sonra inşaata geçip sonra fiziğe gelen arkadaşlarımızı da aramızda gördük daha sonra tabii. Yani fiziğin önemini anladığımızdan değildi bu. Yalnız o anki düzenleme gerçekten çok iyi seçme beyinlerin diyeceğim. Düşünün bunlar ilkokuldan, ortaokuldan, liseden seçiliyorlar, üniversitede de seçiliyorlar. Onların da iyileri asistan vesaire oluyor. Dolayısıyla gerçekten fiziğin bir altın çağı yaşandı 70 ile 2000 arasında. Ve hala da sürüyor yani ne kadar şey olsa. İşte ben o dönemde ODTÜ'ye girme fırsatı ilk defa verildi bu öğretmen okulu ve lise öğretmeni olacak şeylere. Bizler de kolejlere, İngilizce eğitim yapan yerlere fizik, matematik, kimya, biyoloji öğretmeni olmak için o üniversiteye girmemize izin verildi. İşte ben oradan mezun oldum. NASA'dan bir hoca geldi, Hakkı Ögelmen. O da öğrenci arıyormuş. İşte benim de bir şansım diyeceğim. Onun peşine takıldım. Onunla işte önce ODTÜ'yü, sonra NASA'yı, sonra Avrupa bir ESA'yı, her yeri dolaştık yani. Çünkü yani kendinizi bir süre gösterdikten sonra davetler kendiliğinden geliyor. Tabii ben 1990'da üniversiteye, Türkiye'ye döndüm NASA'dan. Fakat beni ODTÜ'ye geri almadılar. Çünkü ODTÜ'de başka bir kavga var. Fiziğin içinde astronomi bölümü ayrı çalışılsın mı, açılmasın mı? Biz fizik bölümü kalsın, onun için de astrofizik ana bilim dalını iyi gider diyorduk. Dilan Ezer hocamız da yok buraya bir astronomi bölümü lazım falan diyordu. O bir şey yapamadı ama ben geldiğimde Dilan Hanım dekan olmuş. Ya Mehmetciğim sen başka yere git dedi. Ben burada başka planlarım var. Ben de Adana'ya gittim. Orada bir uzay araştırma merkezi kurduk. Oradakilerle çalışmaya başladık. Sonra TÜBİTAK'a geldim. Orada uzay bilimleri bölümü kurduk. Sonra uzay teknolojileri bölümü kurduk. Fakat depremden sonra İTÜ'den bir grup geldi. Biz burada artık deprem işi yapacağız. Sizler lütfen üniversiteye dönün. Düşünün. ODTÜ'de, NASA'da, Avrupa'da dolaşmışsınız. Ama o takımdan değilsiniz. Tabii ben de üniversiteye döndüm. Önce Bolu'ya gittim. Oradan Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'ye gitmemin nedeni de fizik kitaplarında okuduğum bir pasajdı. İkinci sınıfta belki hepimiz modern müzik dersi alıyorsunuzdur. Weiser'in kitabında Moseley, Henry Moseley yasasını anlatırken bir de Henry Moseley'in 1915'te Çanakkale Savaşları'nda öldüğü bilgisi var. Ben bunu hiç unutmuyorum. O dönem bir arkadaş rektör olunca Çanakkale'ye bana da gel deyince ben gittim. Moseley'in mezarını aradım Çanakkale mezarlıklarında ve buldum. Ölümünün 90. yılında bir Moseley simpozyumu yaptık. Erdem İnönü ta İstanbul'dan geldi. Mehmetciğim çok güzel bunu iyi yapıyorsunuz. İşte bizim fizikçimiz o çünkü Atatürk'ün dediği gibi bunlar bizim topraklarımız öldükten sonra artık bizim çocuklarımız olmuşlardır. Hakikaten o toplantı çok güzel geçti. İngiliz ilkleri de çağırdık ama hiçbiri gelmedi. Geleceğiz demelerine rağmen Erdal Bey dedi ki bunlar gelmez dedi. Böyle yer, ilk defa yere çalındıkları bir yere hiç gelmezler. Sen bakma böyle laflara falan. Açıkçası ben hala o kadar ümitsiz değilim. Ondan sonra bizim yaptığımız simpozyum Physics Today diye bir dergi var. Belki bilirsiniz. Amerikan fizikçilerinin meslek dergisi. Orada büyük bir haber çıktı. Türkler savaştan barışı çıkarmak istiyorlar. Çünkü biz orada şunu teklif etmiştik. Bir Moseley Çanakkale bilim ödülü kurulsun. Bu sadece genç bilimcilere hitap etsin. Çünkü Çanakkale'de Moseley öldüğünde 27 yaşındaydı. 10 Ağustos 2015'te öldü Moseley.
Daha sonra orada bir İngiliz Mezarlıklar Müdürlüğü açılmakta. Oraya gittim, kayıtlarından buldum. İşte 9 Ağustos sabahı bizim Jong Bayırı'nda onları defnetmek için uğraşan Mehmetçiklerin başında da Mustafa Kemal, hatırlarsınız, saatini kurtardığı savaşta Mozele'yi aşağıda sizlere ömür, yaşamını yitirmiş. Ama biz bunu kendi fizikçimiz sayarak gerçekten onu anma töreni düzenledik ve dedik ki o toplantıda, yani Mozele'yi Çanakkale Fizik Ödülü veya Bilim Ödülü kurulsun, bu genç fizikçilere, genç bilimcilere verilsin. Orada savaşan bugün 10 kadar farklı devlet var. Ya bunların şeylerine verilsin, fizikçilerine, ya da dünyaya açık olsun. Ama bu çok saygın bir komite tarafından verilsin. Öyle dost, ahbap bir şey, işte benim kayınım veya da damadım olmasın. Bu teklifi de hem TÜBİTAK Başkanı'na hem TÜBA Başkanı'na götürdük ama her ikisi de hocam biz bunlarla uğraşamayız falan dediler. İşte o sırada İngilizler Irak'a, Amerikalılarla birlikte çıkmışlardı. Yani ben o fizik bölümünde ya böyle bir toplantı yapacağız diye gittiğimde arkadaşlar, ulan Mozele'ye Emin gelmiş. Ben şimdi Mozele'yi savunmaya çalışıyorum. Adım Mozele'ye Emin'e çıktı. Neyse ama biz toplantıyı yaptık. İşte bu Fizik Today dergisinde de gerçekten böyle bir yankıyla yayınlandı. 1916 yılında Nobel Fizik Ödülü verilmedi. Çünkü bu vatandaşa verilecekti ve o da ölmüştü 10 Ağustos'ta. Yani bu gibi güzel hikayeler tabii insanları hem konuya çekmek için hem uluslararası ilgi bulmak için önemli. Şimdi ben NASA'dan gelen hocamız Profesör Hakkı Egerman işte bir öğrenci arıyordu. Ben de hocam sizinle çalışayım falan dedim. Hakikaten Ankara'da bir atmosferik ışınmalar dedektörü kurduk. NATO'dan para almak, yani ben o zamanlar hiç bilmediğimiz şeyler. NATO'ya bir proje verdi, 25 bin dolar aldı hoca. Onunla orada bütün o sistemi kurduk. Hakikaten bu geceleri kendiliğinin açılan bir sistem. Şimdiki gibi CCD kameralar yok o zaman. Fotomal tüpler var ya, foto çağaltıcı tüpler var. İşte ışık düşünce elektron yaratıyor, elektronlar çoğalıyor falan. Böyle sistemlerle biz gökyüzünü gözlemeye başladık. Bir tane de parçacık dedektörü yaptık. Parçacık dedektörü, ışık olaylarıyla birlikte hem zaman parçacıklar varsa onları kaydetmek için. Şimdi bu olaylar çok yüksek enerjilerde oluyor. Yani çok yüksek enerjili kozmik ışın geliyor. Atmosferdeki oksijene veya nitrojene çarpıp, azota çarpıp önce pair produce ediyor, pairler yeni gama ışınları yaratıyor, yeni gama ışınları yeni pairler yaratıyor ve aşağı doğru bir yağmur şeklinde belki bir tane parçacıktan 10 milyon tane elektron, müon ve diğer parçacıklar gram seviyesinde şey yapıyorlar. Ve bunları kaydetmek için artık yüksek yerlerde çok büyük, belki 1000 kilometre karelik dedektörler kuruluyor. Bunlar birbirlerine elektronlarla bağlı, elektronik olarak bağlı. İşte bu dağılım en çok parçacık nerede düşmüş, işte bunların uzay dağılımı nasıl, enerji dağılımı nasıl, bunlar da yani akseleratörlerde yapılamayan çok yüksek enerjilerdi. Şimdi akseleratörler 10 üzeri 15 EV'ye kadar çıkıyor en fazla. Şimdi bunlar 10 üzeri 20 EV, 10 üzeri 21 EV gibi çok yüksek enerjilerdi. O enerjilerde zaten bizim bir parçacık dedik, akseleratörü yapmamız da mümkün değil. Dolayısıyla parçacık fiziğinin de en önemli laboratuvarı bu parçacık yağmurlarını takip eden parçacık dedektörleri sistemi. Air shower deniyor bunlara, yani hava yağmurları, yani havadaki parçacık yağmurları. Bunlar göze görünmüyor tabii ama dedektörler bunları kaydediyor ve her birimizin içinden de bunlar devamlı geçiyor. Miyonlar, elektronlar, neyse ki duymuyoruz. Şimdi daha sonra NASA ile bir gama ışını teleskop üzerinde çalışmaya başladı. SAS-2, onu burada söyleyeceğim. Bunu söylemem nedeni, gama ışınları elektromanyetik spektrumun en yüksek enerjili kısmı. Dolayısıyla elektromanyetik spektrum diye bir kavramın olduğunu gerçekten yaşayarak öğrendik. Yani gördüğümüz ışık aslında çok geniş bir bandın küçücük bir bölgesi. Dolayısıyla evrenin resmini bu küçük bölgeye bakarak değil, bütün renkleri, bütün tonları görerek radyo, mikrodalga,
kızılötesi, görünür böyle, mor ötesi, X ışınları, gamma ışınları, bunların hepsinin bilgisini topladığımız zaman elde edilecek evren resmiyle sadece optikle elde edilen evren resmi aynı olmuyor. Gerçekten evrenin çok muazzam yeni bir resmini elde etmeye başladık 1970'ler, 80'lerden sonra. Çünkü gamma ışınları, astrofiziği o sırada yeni yeni gelişiyordu. Gerçekten evrende hangi süreçlerde gamma ışınları yaratılabilir? Yani güneşte yaratılıyor falan optik ışınlar, hatta X ışınlarını da kaydetmeye başladık. Ama gamma ışınları yani çarptığı yerde çift yaratacak, elektron pozitron çift yaratacak kadar enerji, hatta çok çok enerji şeyler. Bu başlangıçla ben bu elektromanyetik spektrumun çeşitli alanlarını zaman zaman ele almak, incelemek ve anlamak fırsatı buldum. Şimdi sizlere biraz o konudaki deneyimimden bahsedeceğim. Şimdi birincisi bu. Şöyle yapsak. Şimdi nelerden bahsedeceğim? Bu elektromanyetik spektrum nedir? Farklı bir farklı dalga boylarında ışıma neler, farklı dalga boylarında evren nasıl görünüyor? Ve son dönemdeki bazı gelişmeler, mesela bu Karadeniz resmi falan, onları da koymaya çalıştım. Şimdi bu aslında İngilizce bir sunumdu. Bunun Türkçesini yazmaya çalıştım ama bir süre sonra yoruldum. Ya nasıl söyledim, buradaki çocuklar zaten İngilizce ders alıyorlar. Öyle bir şey yaptım. Böylece belki daha iyi olur diye böyle bıraktım. Şimdi beyaz ışığı biliyoruz. İşte renklerine ayrılıyor. Yani tabii ışık için veya elektromanyetik dalgalar için o renkte veya bu renkte olmanın bir şeyi yok. Ama onların etkileştikleri ortamlar açısından bunlar önemli. Tabii gözümüzle bu spektrumun en tepe noktası sarı turuncu bölgesinde güneşin ışıması en yüksek. Dolayısıyla enerjinin en bol olduğu bölgede en iyi görecek şekilde bir kutuyu organı geliştirmişiz. Milyonlarca yıl içinde. Dolayısıyla spektrum buradan başlıyor. Bir üçgen prizmadan böyle şeyler geçirdiğinde renklere ayrılmayı görmüşsünüzdür. Ama asıl tabii gökkuşağı bizim en çok tanıdığımız renkleri ayıran şey. Ve bunun çok daha büyük bir spektrumun yani aslında kırmızıdan ötede ve mordan ötede de ışıklar olduğunu 16. 17. yüzyılda da çocuk şeyler bazı fizikçiler gördü. Yani kırmızının ötesine biten bir termometre korsan orada da yükseliyor. Şimdi ışık düşmediği halde diyorsun. Ama öyle diyeyim. Bildiğimiz bu gökkuşağı aslında bir dairesel şekilde. Biz onun sadece bir küçük kısmını görüyoruz. Uygun geometriler altında bunun dairesel yapısını da görebiliyoruz. Yani tam 360 derece. İşte içeriden dışarıya, sarıdan ya kırmızıdan mora kadar şey yapıyor. Tabii bu işin teorisini geliştiren ve bunların hepsinin, daha doğrusu bunun dışındaki radyasyonunda bir tek kaynağı olduğunu biz Maxwell'in çalışmalarından sonra anlamaya başladık. Maxwell işte 1865'te ilk kez elektromanyetik dalgaların varlığını ve bunların hızının ışık hızına eşit olduğunu gösterip, yani ışığın da ne olduğu uzun yıllar tam bir gizem olan ışığın doğasını da anlama fırsatı, böylece elektromanyetik yani mıknatıslık ve statik elektrik çalışmalarının sonunda beklenmedik şekilde ışığa da ulaştık. Yani ışık da bunların hareketlerinin sonucunda olduğunu öğrendik. Yani bizim görünen renklerin ötesinde şeyler olduğunu yavaş yavaş anladık. Tabii böyle bir dalga için, bunu tanımlamak için frekans ve dalga boyu ve ışık hızı gibi konular söz konusu. Bunların hepsini de ele almaya, anlamaya başladık ki meğer işin rengi işte öyle değilmiş. Parçacıklar söz konusuymuş ışık deyince. Halbuki dalga modeliyle gerçekten her şeyi anlıyorduk çok güzel. Ama bazı olaylar çıktı ki ışığın birer bilardo topu gibi küçük parçacıklardan oluşmasını gerektiriyor. İşte bunu da Einstein 26 yaşında ilk makalelerinde dünyayı
çarpan bir şekilde diyeyim, ileri sürüyor ve ondan sonra da artık ışığın parçacık mı, dalga mı olduğu, ikisi birden nasıl olduğunu hesabına giriyoruz ve bir süre sonra da bunu da anlayacağız tabii. Dolayısıyla şimdi elektromanyetik spektruma bakarsak, biz sadece küçük bir bölgesini gözümüzde görüyoruz. Halbuki gözümüzde görmediğimiz o kadar büyük bölge var ki. Niye kaçtım ya? Neyse yani görüyorsunuz ama dalga, radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi, görünür ışık, mor ötesi, X ışınları, gamma ışınları. Aslında acaba ben bunları düzelttim mi bilmiyorum. Niye düzelmedim anlamadım. Neyse devam edelim. Yani elektromanyetik spektrumun hem kullanım alanları, hem boyutları, hem özellikleri açısından böyle bir toplu şeyi var. Yani mesela mikrodalgalar genellikle santimetre, milimetre bölgeleri, kızıl ötesi bir hücre büyüklüğünde şeyler, normal ışık tabii çok daha küçük virüsler falan, mor ötesi şeylere büyüklükte, ondan daha küçüğü de daha sonra gidersek yani bütün doğayı incelemek için farklı bölgelerde farklı elektromanyetik dalgaları kullanabileceğiz. Yani görünür ışık gerçekten küçük bir bölgesi ve gamma ışınlarından radyo ışınlarına kadar biz bunu anlamak için parçalar ayırdık. Sadece anlamak için değil, teknikler de değişiyor. Yani radyo dalgalarını görme tekniğimizde, bilmem, gamma ışınlarını görme tekniğimiz aynı değil. Radyo dalgaları için, dalgalar büyük olduğu için kocaman böyle metrelerce büyük gözlere ihtiyacımız var. İşte biz bunları radyo teleskop diyoruz. Ve en büyüğünü biliyorsunuz Çinliler kurdu yeni, 500 metre çapında. Dünyanın en büyük radyo teleskobu şimdi Çin'de kuruldu, şu anda deneme çalışmaları yapılıyor. Ve bununla belki kendisi büyüklüğünde başka bir radyo teleskop varsa Samanyolu içinde, onunla haberleşebilecek, onun görüntüleri, onun sinyallerini alıp bize iletebilecek güçte. Dolayısıyla her dalgada görebileceğimiz şeyler o dalga boyunun ile orantılı. Yani herhangi bir şeyi görmek istiyorsan ondan biraz daha küçük veya o büyüklükte dalgalarla çalışman lazım. Dolayısıyla bu açıdan evreni tanımak için bize bu şeyler çok iyi ipucu veriyor. Aslında yani şimdi ufak bir şey yanlış yapmışız. Bu benim hazırladığım en son şey değil ama neyse böyle devam edelim. Şimdi tabii çok bütün spektrumu kapladık ama evren orada bitmiyor. Işıktan veya elektromanyetik dalgalardan başka da haberciler var. O nedenle şimdi artık multi messenger yani birden farklı türlerde haberci, haber taşıyan, bilgi taşıyan bir evrende yaşıyoruz aslında. Bunun ilk örneğini tabii yani elektromanyetik, burada söylediğimiz elektromanyetik dalgalarla elde edebildiğimiz başka bilgiler de var. Mesela meteorlardan elde ettiklerimiz, nötrinolar, bunlar elektromanyetik dalga değil ama ışık hızında yayılıyorlar. Ya birazcık daha küçük yayılıyorlar çünkü nötrinoların da kütlesi olduğu bulundu. Belki çok küçük, üzeri -6 elektron volt falan. Ama kütlesiz değiller yani. Kozmik ışınlar dünyayı devamlı bombardıman eden ve büyük parçacık yağmurları yaratan. Bir de son olarak son günlerde kütle çekim dalgalarını da haberlere eklememiz lazım. Yani evrenden aldığımız bilgiler hem spektrumun çeşitli dalgalarında hem de farklı taşıyıcıların getirdiği bilgileri birleştirerek yani çok daha süper renkli bir evren içindeyiz şu anda. Yani multi-wavelength astronomi zaten epey gelişmişti ta radyodan, gamma ışınlarına kadar. Ama
Ve dediğim gibi Mount Messenger, yani çok habercili astronomi nötrinoları, kütle çekim dalgalarını, kozmik ışınları vesaire de içeriyor. Tabii önce bu elektromanyetik spektrumu aşınladık, hepsini biliyoruz artık. Daha doğrusu her bölgede nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Ve tabii astroparçacık fiziği gibi yeni bir konu da var. Yani evrenden veya dünya dışından gelen parçacıklar var. Yani her an dünyamızın atmosferini döven veya dünyamızın manyetik alanına takılarak, yön değiştirerek bizi tehlikelerden koruyan kalkanlarımız var şu anda dünyada. Öyle boşuna burada hayat gelişmemiş. Yani Ay'da veya Mars'ta veya şurada burada neden hayat yok? Daha da anlamaya başladık. Bir de nötrino astronomisini ve son olarak da kütle çekim dalgaları astronomilerini gördük. Tabii bütün bunları bir gökyüzünden hem zamanlı gözleyerek tam bir resmi ancak o zaman elde edebiliriz. Yani sadece kırmızıda veyahut da sadece gamma ışınlarında veyahut da sadece nötrinolarda bakarak elde edeceğimiz resim her zaman biraz eksik olacak. Mesela şu resmi siyah beyaz gördüğünüze bakın, bir de renkli gördüğünüze. Yani bu kadar fark var. Ben bunun siyah beyaz bir resmini bulamadım ama siz hayal edin. Yani siyah beyaz olsa burada ne kadar böyle heyecanımızı azaltabilirdi. Veyahut da şöyle bir örnek daha var. Mesela Beethoven'ın 9. senfonisini sadece sol notasını duyarak veya işte fa notasını duyarak izlediğinizi düşünün. Halbuki bu hem çeşitli enstrümanlar, hem çeşitli sesler. Yani bu muhteşem manzarayı böyle tek başına optik pencereden bakmak böyle bir şey. Yani biz evreni sadece 7 renkle değil, bütün diğer renkler, bunlar renk olarak gelmiyor bize ama biz onu haritaya çevirdiğimiz zaman bunları sahte renklerle, yapay renklerle boyuyoruz. İşte şurası gamma ışınlarına yoğun, burayı mavi boyayalım. Şurada kırmızı ötesi var, burayı kırmızı boyayalım. Veya burada radyolar var, burayı yeşil boyayalım diyerek kendimiz için anlamlı hale getiriyoruz. Ama aslında yaptığımız iş bu. Mesela şimdi optik bölgede bir yere baktık. İşte bu Orion bulutçusu gece yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani Orion biraz batı ufkunda görebilirsiniz. Batı mı bilmiyorum yani. Evden bakınca, senin oradan bu tarafa bakınca batı mı oluyor ya? Bilmiyorum. Yani orada bir bulutçu var. Baktığımız zaman böyle görünüyor. Tamam, bulutlar falan. Ama kızıl resimde bakarsak bakın ne oluyor? Yani orada yüzlerce yıldız doğmak üzere. Yani neleri kaçırıyoruz sadece optikte bakarsak? Bu aslında kızıl ötesine baktığımız zaman, yani kızıl ötesi dalgalar biraz daha uzun boylu olduğu için bu bulutun yarattığı perdeleri aşabiliyor. Mesela bu Centaurus A, bu Atadan takım yıldızında optik olarak baktığımızda böyle. Ama aynı yere radyo teleskoplarla bakalım. Böyle acayip bir yapı var. Tabii yapacağımız bu ikisini üst üste koymak. Yani düşünün, böyle bir yapı var. Merkezinden büyük kuzmeler çıkıyor. Işık hızına çok yakın hızlarda ve bunların uzunluğu milyonlarca ışık yılı. Yani burada milyonlarca yıldır çalışan bir makine var. Ve ne işler becerdiğini ancak hepsine bakarsak anlayabiliriz. Şimdi gamma ışınlara gelelim. Ben dediğim gibi master çalışmalarımda çok yüksek gamma ışınları ve çok yüksek enerjili parçacıklar üzerinde çalıştım. Daha sonra Hakkı Hoca'nın principal investigator olduğu, yani ana araştırıcı olduğu, daha doğrusu ikisinden birisi olduğu bir deneyin verilerini biz almaya başladık. Bu o zamana kadar yapılmış en güzel bir şeydi. Onun, ya ben bunları buraya koydum ama bu o değil. Şimdi diğerlerine geçtik. Neyse, o geldiğinde yine gamma ışınlarına döneceğim. Hayır, diğerini açalım. İki tane var. Bakın. İki tane var.
17 Nisan'da onu aç. Onu şimdi. Tamam. Dur. İşte. Evet. İşte şimdi benim son hazırladığım bu. Yani kendi çalışma alanımı da şeyde de özetle de söyledim. Bu aşımda aşağı yukarı yarım metre boyutlarında bir teleskop. Üstünde bir anti-coincidence kubbesi var. Yani parçacıklar geçtiği zaman bir sodyum arada ait kristal var. Haber veriyor. Buradan parçacık geçti. Yüklü parçacık geçti. O yüzden o anda teleskop bir gama ışını için çalışmasın. Karışacak çünkü. O zaman bunun yani bunun sinyal vermediği, dış kabuğun sinyal vermediği olay olduğunda mesela o dediğimiz şu şeyler gördüğümüz şeyler tungus tenden plaka. Yani aşağı yukarı 0.3 milimetre kalınlığında Z'si 74 olan çünkü gamma ışını yaratan, ya pair production için Z'nin karesiyle falan değişiyor bu verim. Dolayısıyla en yüksek materyallerden bir tanesinden aşağı yukarı 20 santime 20 santim plakalar var. Gamma ışını gelecek, sinyal vermeyecek çünkü yüksüz olduğu için ve bir şeye çarpacak, burada 16 tane plaka var üst yukarıda. Onlardan birisinde çift yaratmasını bekliyoruz. Dolayısıyla gamma ışını elektron pozitron çiftine evrilecek, dönüşecek. O elektron pozitron çifti alt taraftaki tungsten plakalara çarpmaya devam edecek. Aşağı kadar 16'da aşağıda var, 32 tane tungsten plaka var. Gamma, yani gamma ışınlarını yarattığı elektronlar bir tungsten plakaya gelince çarpacak, öbür tungsten plakaya gelince öbür yönde çarpacak ve enerjisi yüksekse az çarpıyor, enerjisi düşükse çok açıyla çarpıyor falan. Bütün bunlardan gamma ışınının hem elektronun açısından geliş yönünü buluyoruz, elektronların saçılmasından da enerjisini buluyoruz. Dolayısıyla gamma ışınının enerjisini ve yönünü bulmak için, yani uzayda nerelerde gamma ışını yaratılıyor, böyle bir kaynak var mı diye bakmak için böyle bir teleskop. Bu 1972'de 7 ay süreyle çalıştı. O sırada Goddard Space Flight Center, yani benim daha sonra çalışacağım enstitü ve bizim fizik bölümü ve İtalyan Fizik Enstitüsü bu deneyde ortak olarak çalıştılar ve şu sonuçlara ulaştık. Yaygın evrensel gama ışınlanması var. Her yerden gelen ve herhangi bir kaynağı olmayan. Ondan sonra bazı nokta kaynaklar da var. Yani çok fazla gamma ışınının geldiği. Dolayısıyla bu iki şeyi bulduk ilk kez ve bunları şu makalede yayınladık 1975'te. Dikkat edersen Bignami bu İtalyan Fizik Enstitüsü'nden. Dögerman benim hocam. Ondan sonra ben Tümer de yine bizim başka bir arkadaşımız. Bu hala atıf alan ve gamma ışınlarındaki ilk önemli deneyin sonuçları bunlar. Şimdi gamma ışınlarının bu önemi anlaşıldıktan sonra NASA'nın bir yeni programı ortaya çıktı. Büyük Gözlem Ömeri Projesi programı. Bu Büyük Gözlem Ömeri Projesi gamma ışınları, X ışınları, optik ve kızıl ötesi. O zamanlar sadece CGRO yani Compton Gamma Işın Observatory vardı. Daha sonra Chandra ve Hubble da uzaya gönderildi. Daha sonra bu Spitzer de şu anda uzayda aslında sanıyorum Hubble da hala çalışıyor ama onun yerine bir şey yapılacak. Şimdi bu büyük gözlem ömerinden ilki olan bu Compton Gamma Ray Observatory yani Compton adını verdiler. En büyük Amerikan fizikçilerinden Compton olayını bulan falan. Ve bu uzaydaki durumu ve bunun üzerinde 4 farklı deney vardı. Bizim deney bunlardan şuradaki ilk red denilen bir parça. Ondan sonra şu, şu ve şu ayrı ayrı deneyler. Ama hepsi de gamma ışınları bölgesinde. Kimisi düşük gamma ışınları bölgesinde 30 mm'ye kadar. Birisi 100 mm'ye kadar. 100 mm'den büyük olan bizim ilk red kubbeli olan. Öbürü de başka bir şey. Yani tam da onların üzerinde fazla çalışmadım ben. Sadece İgret'in verilerine çalıştık ve bir de gamma ışın patlamalarına çalıştık. Şimdi, elde ettiğim sonuçlar şu haritalara. Yani
tüm uzayın, bütün gelen gama ışınlarını topladığımız zaman elde ettiğimiz gökyüzü haritası bu. Şimdi görüyorsunuz, kırmızı ve sarıyla dolu olan yerler en parlak yerler. Orada da Samanyolu merkezine doğru kırmızı daha da koyulaşıyor, sarı oluyor. Ama mesela şurada sağ tarafta bir yumak var. Burası Vela Mutsarı'nın olduğu bir yer, 270 derecede falan. Aslında şurada başarılar var. Bir de diğerleri de bunun gördüğü nokta kaynaklar. Yani gerçekten evrende enerjisini büyük banknotlar halinde harcayan kaynaklar var. Yani böyle 3-5 kuruşluk değil, 1000 lira, 10 bin, 100 bin, 1 milyon lira banknotlar düşünün. Herifler böyle gönderiyor işte enerjilerini. Yani o kadar çok, o kadar zenginler. İşte bunların yapılarını öğrenmeye, işte bunların ne olduğunu anlamaya çalıştık. Kuvar, bir sürü bunların kuvarcılar var. Bir kısmı aktif gökada çekirdekleri, bir kısmı atarjalar, bir kısmı başka şeyler. Dolayısıyla Samanyolu gene en parlak gökyüzünde kama ışınlarında. Ama optik yıldızlarla örtüşmeyen, parlaklık bakımından örtüşmeyen başka kaynaklar da var. Yani evren ki düşünebildiğimizden de daha acayip. Öyle bir laf vardır ya, yani evren sadece çok acayip değil, düşünebileceğimizden de daha acayip. Bunları hiç düşünmüyorduk, bunları beklemiyorduk. Daha sonra beklemediğimiz başka bir olayla daha karşılaştık. Gökyüzünde durup dururken aniden bir ışık parlıyor ve sönüyor. Şuradan, nereden geleceği belli değil. Oradan, buradan, şuradan, buradan, buradan. Şu gördüğünüz, bu tip gama ışın patlaması olarak daha sonra bir literatürde geçecek olan olayların uzay dağılımı. Düşünün, burada Samanyolu falan yok. Aynı harita. Aynı koordinatlar dağılıyor. Yani gökyüzünün her yerinden gelen bir saniye ile işte 10 saniye veya da nokta bir saniye çok kısadan çok uzuna kadar değişen enerjilerde, daha doğrusu sürelerde ve gama ışınlarında, yani banknotlarla çalışan bir fabrika var. Habire banknot basıyor. Ya bazıları bunu dakik olarak her işte dakikada 33 defa basıyor. Mesela krep atarcası. Bazıları daha kısa basıyor vesaire. Dolayısıyla onlar gama ışınları kaynaklar, bir de hiç aniden bir yerden böyle bir binlik geliyor. Bir 10 binlik atılıyor. Şuradan başka bir şey geliyor. Yani şaşkına dönmemek mümkün değil. Bunlar, bu gama ışın patlamaları ilk kez aslında Sovyet-Amerikan atom silahlarının atmosferde yasaklanması anlaşmasını gözetlemek üzere uzaya atılan bir Amerikan uydusu var. Vela diye. Bu uydu amacı, Sovyetler gizli denemeler yapıyorlar mı bunu şey yapmak. Fakat bir süre sonra baktılar, ya Allah Allah, nereden böyle sanki bir atom bombası patlamış bir yerde ama Sovyetlerin ülkesinde değil, uzaydan geliyor. Başka bir tane daha, bir tane daha bu askeri sırlara çevrili deneyin bilim alemine açılması biraz gayret gerektirdi. Sonunda bazı fizikçiler, her iki tarafta da çalışan, bunların astronomi için çok önemli yeni bir olay olduğunu, dolayısıyla bilim alemine açılması gerektiğini şey yaptılar ve bundan sonra gama ışınları dediğimiz, gama ışın patlamaları dediğimiz olaylar gündeme geldi ve bunların ne olduğu konusu uzun süre tartışıldı. Şimdi böyle dağılım için, ya bunlar çok yakından gelmedi, yani etrafımızda bir küre gibi dağılmış, ya da çok uzaktan geldi, yine küre gibi dağılmış, her yerde eşit miktarda geliyor hemen hemen. Bu renkler enerjilerini belirtiyor ama sonuçta gerçekten bunlar son dönemin en gizemli olayları. Ve sonunda şuna karar verildi ki, her gama ışın patlaması olayı bir kara delik yaratıyor. Yani kara deliği yaratan olaylar ve bizden çok uzaklarda oluyor, çok yakınımızda değil. Çok uzaklarda, çok uzak yok adalarda olan bu olaylar, yani bir süre sonra tabii gökadaların dağılımı küresel hale geliyor. Her tarafta, her yerde, her türden gökada var. Yani belki Hubble'ın böyle iğne başı kadar küçük yerlere baktığı zaman orada on binlerce gökada gördüğünün fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Hubble derin uzay
fotoğrafları. Dolayısıyla çok uzaklarda artık evrenin simetrisi geri geliyor. İşte bize bunu gösteren bu kamu ışın patlamaları. Bunların ne olduğu konusunda da uzun süre kafa yordum, ben de yordum ama sonuçta daha çok teorisyenler sonunda bunların bir kaydedilmiş olması gerektiğine karar verdiler. Şimdi biz de onların yalancısıyız. Neyse. Mesela şimdi diğer dalga boylarına bakalım. Şimdi bu düşük enerjili X ışınları, 1 kilo elektron boy. Yani bunlar henüz çift yaratamayacak kadar düşük enerjili X ışınları ve daha çok belki bizim röntgen çekmede falan kullandığımız da başında. Ama bunların böyle, şurası yine Samanyolu'nun merkezi. Hiç beklemediğimiz bir tavrı var. Yani gamma ışınları böyle davranmıyor. Ama düşük enerjili ışınları bizim güneşin de bulunduğu bölgenin yakınındaki büyük bir bulut ve yapıdan oluştuğunu anlıyoruz. Çünkü böyle bir yapının ortaya çıkması için bütün gökyüzünü kaplayan bize çok yakın olması lazım. Hakikaten bize bu şeyin söylediği, düşük enerjili ışınların söylediği çok yakınımızda çok büyük bir şey dağılımı var. Bunların içindeki manyetik alanlar ve elektronlar vesaire bu ışınları yaratıyor olabilir. Şimdi biraz daha enerjimizi arttıralım. Daha doğrusu düşürelim. Ultraviyole tabii ışınlarını düşün. Fakat ultraviyolede, mor ötesinde gökyüzünde sadece kaynaklar var. Başka bir şey yok. Kaynak, nokta kaynaklar. Bunların çoğu bildiğimiz yıldızlar. Bir kısmı düşük kütleli, bir kısmı yüksek kütleli. Şu gördüğümüz S harfi de aslında güneş sisteminin şimdi biz ekliptik denen bir düzlemde dolanıyoruz güneşin etrafında. İşte güneş sisteminin toplam yaygın hala gezegenlere toplanamamış büyük bir kütlesi var. Yani yaygın atomlar, tozlar, gazlar vesaire. İşte bu tozların ve gazların yaptığı işaret bu. Yani buradan kendi yakın çevremizin de hemen hemen tekrar bir resmini alıyoruz. Şimdi gelelim optiğe. Yani gözümüzle gördüğümüz evren bu. Şimdi buradan deminki şeyleri çıkarmamız mümkün değil. Hem kaynaklar tam örtüşmüyor, hem mesela yukarılara doğru giden işte X ışınlarında gördüğümüz, radyoda da göreceğimiz bir yapı yok. Yani aslında bu bütün güney ve kuzey yarımküredeki büyük teleskoplarla alınmış şeyin görüntülerini birleştirilmiş hali. Ve görüyorsunuz Samanyolu büyük bir bulut ve gaz ve tozla kaplı. Yıldızlar, bu yüksek enlemlerdeki yıldızlar aslında bize yakın yıldızlar. Asıl yıldızlar bu şeyde, diskte. Şimdi biraz daha görünür ışıktan daha uzun dalga boylarına gidelim. Şimdi gelelim Kızıl Ötesi'ne. Kızıl Ötesi'nde de dünya biraz tam o ışınlarına benziyor. Evren yani dünya diye. Ama görüyorsunuz bu S yapısı burada da var. Yani güneş sistemini oluşturan o toz bulutunun hala hiçbir gezegene veya şeye ulaşmamış yapısının kalıntısı bunlar. Ve işte çok parlak bir nokta var. Orası Cygnus kuğu takım yıldızının bölgesi. Şu merkezi Samanyolu merkezi, oradaki sarı bölge tam ortası Samanyolu merkezi. Ve yukarılara doğru bir miktar bir şeyler var. Ve anti-center dediğimiz karşı merkezde de yapılar var. Şimdi gelelim mikrodalgaya. Mikrodalgalara baktığımız zaman, yani mesela 3000 metreye baktığımız zaman gökyüzü böyle. Hiçbir yapı yok. Ne oluyoruz ya? Böyle bir şey beklemiyorduk. Ama bunun bize getirdiği mesajı anlamamız biraz vakit aldı. Mehmet. Bunu mahvolduk. Hocam saat 13.30'da bir master hocam. Master efendisi var. Şimdi bu radyo dalgalarına geçtik. Bir metre dalga şeyinde görüyorsunuz yine kuzeylere ulaşan. Bunların daha çok elektronlarca yaratılan radyo ışınları olduğunu ve çok yakınımızdaki bu manyetik alan yapısını ve bunların göstergesi olduğunu falan düşünüyoruz. Yani düşünün neler nereden öğreniyoruz. Tabii burada bu bilgileri elde etmek için bazı şeyler lazım. Yani yeri, açısal çözümlemesi, duyarlılığı,
açısal çözümü atmosferi geçirgenlik, yani atmosferin her tarafından geçemiyor bu elektromanyetik dalgalar. Optik dalgalar güneş buraya kadar gelebiliyor, yere kadar. Biz de radyo dalgaları gelebiliyor. Diğer bölgeleri görmek için mutlaka uzaya çıkmamız lazım. Uydular veya balonlarla çalışmamız lazım. İşte bunların açısal çözümlemesi gerekiyor. Onunla ilgili şeyler var, biraz hızlı gideceğim. Açısal çözümlemeyi arttırmanın bir yolu var. Farklı uzaklıklarda iki tane aynı teleskobu aynı anda yere baktırmak. Tabii bunu optikte yapmak çok zor. Çünkü optik dalga boyaları çok küçük ama radyo dalga boyaları çok büyük. Dolayısıyla bunu radyoda yapıyoruz önce. Kilometrelerce uzaklıkta iki teleskobu bir yere baktığınız zaman kilometrelerce büyüklükteki teleskop kadar açısal çözümleme veriyor. İşte bu interferometre dediğimiz teknik ve kara delikte bu şekilde görülür. İşte bu dediğim tekniğin şey atılışı. Bunun ilk uygulaması İngiltere'de 5 kilometre çapında bir teleskoplar alanından 5 tane yapıldı. Yani işte bu İngiltere'deki bu yeni kurulan teleskoplar, başka teleskoplar alı da kuruldu ondan sonra. Daha sonra bütün dünya çapında şeyler kuruldu. Yani düşünün, bütün bu ülkelerin radyo teleskopları bir araya gelerek aynı anda aynı yere bakmaya başladılar. O zaman şunu öğrendik ki bizim içinde üstünde oturduğumuz kıtasal parçalar, bunlara ne diyorduk bunun içinde? Bunlar hareketli. Yani mesela Avrasya Amerika tarafına doğru işte yılda birkaç milimetre ilerliyor. Veyahut da Afrika kıtası Anadolu'yu işte günde birkaç milimetre itiyor. Yani bu hesapları yapmak imkanı doğru. Çünkü baktığın yer sabit olunca değişiklikleri bulunduğun yere atfediyorsun. Buna bizim bulunduğumuz toprak oynuyor demek diyorsun. Hakikaten bunu da hesaplıyorsun ve bir sürü şey o zaman yerine oturuyor. Ve o zaman tabii düşün, dünya 10 bin kilometre. Bu kadar büyük çapta bir teleskop yapıyor. İşte teleskopumuz var gibi harekete geçiyoruz. İşte bundan yararlanarak bu kara delik fotoğrafını çektik. 1.3 milimetre dayanımız bu. Milimetre yani mikrodalga bölgesinde diyelim. Ve bu şeyde kullanılan teleskoplar bunlar. Ve bu hesaplar aşağı yukarı 10-15 yıl önce yapılmaya başlanıyor. Ve 2017'de bütün bu 10 tane teleskop ayarlanıyor. Oralara 1.3 milimetrede gözlem yapacak ve çok hassas saatleri olan belki işte 1 milyon yılda 1 saniye oynayacak saatler yerleştiriliyor ve kaydedilecek dalgaların her tepe noktası ne zaman geldi ve bunları sonra birleştireceğiz çünkü aynı anda gelenler. Dolayısıyla böyle bir şey düzenek 2017 Nisan'ında ilk kez bir araya getiriliyor ve 2017 Nisan'ında 10 gün süreyle, tabi burada etkin kullanım süresi 5 gün, 5 gün süreyle bu teleskoplar aynı yere bakıyor. M87 dediğimiz bir Gökada ve ondan sonra da 10 günlük yapılan şeyin analizi 2 yıl sürüyor. Çünkü veriler çok fazla. Düşünün, 15 milyon tane CD'ler dolmuş yüksek yoğunluklu CD'ler dolmuş ve bunları internette de götüremiyorsunuz. Fiziksel olarak doldurup Güney Kutbu'nda mesela Almanya'ya götürmeniz lazım bir kopyasını, bir kopyasını Boston'a götürmeniz lazım. Çünkü artık bu internet hatları bunları taşımayacak kadar, veri o kadar çok yani. Ve sonunda şu görüntüyü belgeledim. Böyle bir M87'nin merkezinde bir yapı var. Şu sarı kırmızının ortasında büyük bir boşluk var. Bunun büyüklüğünü göstermek için orada güneş sistemini koyduk. Yoksa öyle bir şey yok orada. Ama gerçekten böyle bir şeyin çapını hesaplayabiliyoruz. Yani işte bu aşağıda 40 mikrosaniye, 20 mikrosaniye. 5 milyon gigabayt ve bunu MP3 ile çalmaya çalışsak bu veriyi 8 bin yıl sürecek. Harika. Ve bütün bunlar işte
2 yıl analiz ediliyor ve sonunda şu resim elde ediliyor ve bu aslında teorik olarak beklediğimiz her şeye uygun. O yüzden yani vatan şaşkın, biz şaşkın, böyle hiç beklemediğimiz haberler ve dalgalar ve bilgiler bizleri şaşkına uğratıyor. Bu resimde bir Türk bayan evet. Nazır. Evet, doğru. Aslında bu grupların içinde bir tanesi Feryal Özel. Yani söylediklerimle aynı ama yazık ki akraban değil. Onu buraya getireceğiz. Kendisi Arizona State University'de ta başından beri bu işin içinde aslında bir konuşma yapmaya da geldi geçenlerde İstanbul'a. Onu internetten bulup izleyebilirsiniz. Ben konuşmaya gidemedim ama internetten izleyebilirsiniz. Gerçekten bu işin nasıl gerçekleştiğini adım adım Türkçe, güzel bir Türkçe ile anlatıyor. Eminim sizlere yeni heyecanlar yaratacak bir şey. Ve buradaki işte karbonin kütlesi vesairesi, bunların hepsini hesaplamak mümkün. Bunu artık optik teleskoplarla da yapmak mümkün. Buradan biraz hızlı geçeceğim. Yani bu şeylerin gerçekten çok fazla şeyi var. Yani neler, bilgi kaynaklarımız ne gibi fiziksel etkiler, onların belki çoğunu biliyorsunuz. Ama şimdi geleceğim tekrar şeye. Mikrodalgada hiç yapısız bir gökyüzü var. Bu neyin nesi? İşte onun için şeyine geleceğiz. Biraz rezolüsyonu arttırırsak, yani çok daha küçük şeylerde bakarsak, yani sıcaklık farklarını, deminki sıcaklık farkları 1000 derecede 1/1000'den daha küçük. Biraz arttırdığımız zaman böyle bir şey ayrılıyor şey. Ve bu aslında Güneş sisteminin Samanyolu merkezindeki etrafındaki dönüşümün bir şeyi. Yani bir kısım maviye gelmiş, oraya doğru gidiyoruz, bir kısım gerimizde kalıyor. Fakat biraz daha rezolüsyonu arttırırsak, yani sıcaklığı 1/100.000'de bir kadar farklı şeyleri göster dersek, şu resmi elde ediyoruz. Ve bunun sonunda şuna karar verdik ki bu evrenin 380 bin yıl yaşında olduğu zamanki görünümü. Daha hiçbir yıldız, hiçbir şey yok. Sadece çok küçük yoğunluk farkları var. Ve bunların farkı 1/100.000'de bir. Ve şuralarda çok koyu iki nokta var, şuralarda bir tane parlak noktalar var. Ve bütün bunlar bugünkü evrenin, yıldızlar, gezegenler, hayat, her şeyin kökeni işte şu küçük farklılıklar. Buradan gerisini fizik bize söyleyebiliyor. Nasıl oldu, neler oldu, neler olabilir. İşte kuantum fiziği veyahut da kuantum mekaniği bize neler söylüyor. İşte bundan sonra bütün evreni görmeye bakacak. Vaktimiz kalmadı. Çok uzak evren. Evrende böyle yerçekim mercekleri var. Bir sürü hiç beklemediğimiz yeni şeyler. Çarpışan gökadalar var. İşte bu da bizim Samanyolu'nun yaklaşık bize benzer bir gökada. Ve biz aslında bu Samanyolu'nun şöyle küçük bir noktasındayız. Terk edilmiş yani. Göz önünde olmayan, unutulmuş bir noktasındayız. Dolayısıyla Samanyolu merkezinden 30 bin ışık yılı uzaktayız. Bunun çok önemi var çünkü kara delikten de uzaktayız böylece. Gökyüzünde böyle bulutlar var, yıldızların oluştuğu. İşte başka şeyler var, başka ne var? Neyse, bu messenger astronomi, yani artık sadece elektromanyetik dalgalar değil, diğer dalgalardan da bilgiler alıyoruz. Bunları, yani buraları çevirmeye fırsat olmadı. Çok dalga boyları, çok mesela çok habercili görüntüler ve bilgiler. X-ray zaman ışınları şuna 20. asırda artık 21. asırda demek lazım. Ama 20. asırda başladı. Yani önce parçacıkları görmeye başladık 1910'dan itibaren 1960'larda. Sonra bütün dalga boylarını gördük. Nötrinoları gördük 1987 süpernova patlamasında. Ve şimdi de kütle çekim dalgalarını görüyoruz. Dolayısıyla artık evrenin çok daha mükemmel ve şey bir resmini elde edeceğiz. Şimdi buradakileri hızla geçiyorum. Yani evrenin farklı şeyleri, efendime söyleyeyim başka ne var? Sonuç olarak şunu okusak yeter. At the start, the universe was hot, uniform and structureless. Today, it is full of structures. Yani evren bugünkü karmaşık ve göz alıcı yapısına nasıl ulaştı? Bunun için de bütün bu bilgilerin bir araya getirilmesi lazım. Yani hala keşfedilecek çok şey var.
Feynman'ın dediği gibi. Aşağıda çok yer var yani mikro ve nano teknolojide. Dolayısıyla yukarıda da çok yer var. Onun için gözlerimizi yukarıya da dikebiliriz. İşte gece gökyüzü bizleri bekliyor. Yani ben bu konuda birkaç yazı da yazmıştım. Onların adresleri bunlar. Herhalde bu. Son numara. Evet çocuklar, sıra sizde. Biz de öldük ya. Böyle yapalım. Soru sormak için aşağı